Evet Serdar'cığım, böyle bir Ağustos ayı içinde bir program yapalım dedik. Film tasarım bölümü olarak işte sinema üstüne söyleşiler yapalım. Ama istedim ki özellikle kendi bölümümüz mezunu, yani 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sinema televizyon bölümünden ya da film tasarımdan mezun olmuş arkadaşlarımızın işleriyle izleyicilerle buluşalım istedim. O yüzden ilk de aklıma gelen sen oldun. Çünkü sen çok yeni bir üretimden çıktın. Bir belgesel yaptın. Bu belgesel konu bakımından da çok ilginç, çok önemli. Çünkü Türkiye'de pek bilinmeyen, geleneksel bir yapının daha çok üretim ilişkileri içinde olduğu, ama senin yaptığın hem tema olarak hem o temanın işte içinde var olan kişi olarak İlhan Mimaroğlu son derece avantgard. Yani hem filmin bir müzikçinin evrenini anlatıyorsun, o evren oldukça ilginç ve farklı boyutları olan bir evren, hem de senin anlatım biçiminde son derece avantgard, yeni bir tarz, yeni bir deneme. Yani bize bir şeyleri doğrudan direkt öğreterek aktarmak yerine, bakın böyle bir adam yaşamış, bu adamın dünyasından bu izleri buldum, bu parçaları buldum, bunlarla bir şeyler yapalım yolunda gittiğini düşünüyorum. Nasıl yola çıktın, neler yaptın bu yolda? Bize İlhan Mimaroğlu'nu çağdaş bir besteci, laboratuvar müzikçisini nasıl sundun? Yani bu konuyu nereden aklına geldi? Bize anlatırsan böyle bir giriş yapalım istersen öncelikle. Olur hocam. Zamanımız var diye biraz böyle geriye gidip başlayacağım ama çok da uzatmadan. Şimdi ben hocam biliyorsunuz 2001 yılında 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV'den yönetmenlik mezunu oldum. Yönetmenlik mezunları hemen film yapmak ister. Bazen dizilerde çalışırlar, ondan sonra film yaparlar. Bazıları sinemada çalışıp ondan sonra film yaparlar. Ama yönetmenlik mezunlarının genellikle seçtiği yol film yapmaktır. Ben yönetmenlik mezunu olmama rağmen birazcık böyle okuma yazma işleriyle ilgili olduğum için önce kendime böyle yazarlık üzerine bir yol seçtim ve bu yol uzun süre devam etti ve orada daha çok işte sinemayla ilgili yayınlarda, platformlarda çalıştım. Aslında iki türlü hayatım devam etti. Bir, sinemayla ilgileniyordum. Özellikle editör, yayın yönetmeni, proje yöneticisi gibi sıfatlar altında. Bir yandan da müzikle ilgileniyordum. Yani benim okul yıllarıyla başlayan müzikle olan ilgim hiçbir zaman bitmedi. Yani okulda işte biz Atıl'la falan böyle sürekli müzikle ilgili bir şeyler yapardık, klipler denerdik. Müzikle ilgim hatta ilerledi. Özellikle 2000'lerden sonra elektronik müzik üzerine çalışmaya başladım. Yazılar yazdım. Hatta birazcık bu aplikasyonların çıkmasıyla birlikte buradan yeni bir şeyler çıkabilir mi diye müzikle uğraşmaya başladım. Bu böyle iki kolda ilerledi. Sonra 2015-2016 yılına geldiğimde birazcık yaptığım her şeyden sıkılmaya başladım. Ve sanki orada böyle bir köklerime dönebileceğimi hissettim. Yani o güne kadar birazcık aslında yönetmenlik yapmaktan korkuyordum. Şimdi bunun bir hata olduğunu düşünüyorum ama böyle birazcık setlere girmekten, o setler içinde nasıl söyleyeyim, kaybolup gitmekten bir korku duyuyordum. Ama şimdi şu an bunun yersiz bir korku olduğunu düşünüyorum. Ve uzun bir süre sonra artık yönetmenlik yapabileceğimi hissettim. Yani bende böyle bazı şeyler geç işler, o da öyle oldu. Ve yani uzun süre bir yazarlık deneyiminden sonra, ki bu arada sinema yazarlığı yaptım, Sinema Yazarları Derneği üyesi oldum. Hani o alanda derinleştim de kendimce. Ve bir kısa film yaptım. Bu kısa film ister istemez müzikle ilgili oldu. Çünkü sinemadan ilham aldığım gibi müzikten de ilham alıyordum ve yapabileceğim şeyler hep müzikle ilgili olmalı gibi hissettim. Yani herkesi film yapmaya iten bir şey vardır ya, bir bir dürtü vardır. Bende o müzikten geldi ve açıkçası Türkiye'de müzikle ilgili yapılan şeyleri çok beğenmiyordum. Yani biyografiler, ondan sonra yani her türlü belgecilik, her türlü müzikle ilgili arkeolojik, görsel arkeoloji bana zayıf ve şey geliyordu, eksik geliyordu.
Ve uzun uzun yıllar sonra bir kısa film yaptım. O da İstanbul'u dinlemek adına taşıyor. Besteci Erdem Helvacıoğlu İstanbul'da şehirden sesler topluyordu kendi müziği için. Onu çekmeye karar verdim. Ve kendimce profesyonel koşullarda bir görüntü yönetmeniyle, kurgucuyla bunu bir hayata geçirdim. Bu benim için tabii bir hafıza tazelemi oldu. Yani sizlerden öğrendiğimi çok uzun zaman geçmişti. Bir kısa filmle tazelemiş oldum. Çok da kolay unutulmuyormuş, onu da gördüm. Ve o kısa filmin ardından şöyle bir şey oldu. Kısa filmde anlattığım Erdem Helvacıoğlu ile olan iletişimimiz devam ediyordu. Onun sayesinde İlhan Mimaroğlu'nun hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu ile tanıştım. Güngör Mimaroğlu ile tanıştıktan sonra bu proje şekillendi. Evet. Ve sanırım aslında bu yolculuk, hani filmin ismi de çok orijinal. Çünkü Robinson Manhattan'da gibi bir hem adı hem işte yani Mimaroğlu'nu kendi dünyasında bile Robinson gibi bir yere koyuyorsun. Manhattan gibi kalabalık, işte sanatın fışkırdığı, işte entelektüel bir yaşam hareketliliğinin olduğu bir yerde bir yalnız adamı, ama bu yalnızlığının nedenini de aslında gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla müzikle bağlantısını kurmuşsun. Yani o laboratuvar, o deneysellik çok ilginç sonuçlara ulaştırıyor. Beni etkileyen çok şeyler oldu. Bunlardan bir tanesi işte müziği görüntüleme derdine düşmüş. Yani bu çok çarpıcı bir şey. Yani bizim çok yaptığımız bir şey. Ama onun bunu o deneysel laboratuvar çalışmalarında çıkan sesin işte karşılığı görsel olarak, görüntü olarak ne olabilir? Bunu araştırmış, bunu koymuş. Öte yandan başka bir şey var. Yani bu Mimaroğlu'nun dünyasında birçok malzeme çıkarmış. Çok büyük bir arşiv var. O arşivin içinde kaybolduğunu ya da kaybolmadığını da düşünüyorum. Yani bunu nasıl başardın? Çünkü her şey çekilmiş hayatında Mimaroğlu. Orada aslında şöyle, yani İlhan Mimaroğlu çok gönlü bir sanatçı. Ben aslında 2000'lerden beri İlhan Mimaroğlu'nu araştırıyordum. Biraz İzmir'de yaşadığımız dönemde okuyordum. Ondan sonra müziğine ulaşmak çok güçtü. Sonra müziğine ulaştıktan sonra benim kafamı çok meşgul eden bir isim oldu. Çünkü İlhan Mimaroğlu Türkiye'den yola çıkıp dünya müziği üzerinde etkili olmuş, en çok etkili olmuş isimlerden birisi. Yani işte Arif Mardin'i anabiliriz, ondan sonra Bülent Arel'i anabiliriz. Yani birçok isim var, İdil Biret keza. Yani onlar gibi bu topraklardan çıkıp dünya müziği üzerinde en çok etkili olmuş isimlerden birisi. Ve aynı zamanda bana müziğinde şu çok çarpıcı geliyordu. Yaptığım müzik 20. yüzyılda hem elektronik müziğin öncülerinden birisi ama Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmıyor. Yani onun bir koleji andıran müziğini dinlediğinizde Türkiye'den de çok fazla şey bulabiliyorsunuz. Mesela Tülay German'ın sesini kullanmıştır. Türkiye'nin yakın tarihindeki politik olayları kullanmıştır, politik kimliğinde. Ondan sonra özellikle Deniz Gezmiş, ondan sonra darbe dönemi, pek çok, yani bir 20. yüzyılın ikinci yarısındaki Türkiye'yi derinden etkilemiş pek çok olaydan ilham alıp ama bununla avantgard bir müzik yapması benim kafamı hocam çok meşgul etmişti. Yani bu, çünkü biliyorsunuz Türkiye'de politik müzik dendiğinde hani kimseye de kızdırmak istemiyorum ama maalesef bir şablona dayalı müzik akla gelir. Çünkü orada söylenen söz önemlidir, mesele önemlidir. Ondan sonra müzik ikinci plandadır. İlhan Mimaroğlu müziğinde hem sözler, içerik, ondan sonra çok radikal ama aynı zamanda müzik de radikal. Bu benim kafamı meşgul eden bir şeydi. Bunun yeterince konuşulmadığını, tartışılmadığını düşünüyordum. Hemen bir önceki sorudan kaldığım yerden devam edeyim. Güngör Mimaroğlu ile ben tanıştıktan sonra aslında ona ilk söylediğim şu oldu. Keşke bir İlhan Mimaroğlu belgeseli yapılsa. Hani sinemayı seviyoruz. Daha çok yazar kimliğim var. Birileri yapsa da yazsa şeyindeyim aslında. Derdindeyim. Yani aslında... Kolaycılığa kaçış var. Başkasına paslayacaksın, sonra yazacaksın üstüne. Tabii. Yani aslında hani setlerden çekinen ama bilgisayar başında da mesela aralıksız 3 gün çalışabilen bir insanım. Yani benim tembelliğim daha çok
aksiyon almaya dönük. Yoksa hani oturup çalışma anlamında gayet şeyim. Güngör Hanım da filmde de zaten görülüyor. Eski bir aktivist olarak son derece güçlü, ilham verici ve şey bir insandır. Yani birilerinin bir şey yapmasını beklemez. Yani istiyorsan yap kardeşim diyen bir insandır. Kimseden beklemeyin, yapın. Bakın İlhan Bey vefat etti. Ben artık yaşlandım, şu an hazır enerjim de varken niye yapmıyorsunuz dedi bana. Yani ve bunu söylerken de ben sana her türlü desteği vermeye hazırım dedi. O zaman Amerika'da yaşıyordu. İşte gel benim stüdyomda kal, bir sürü insan var, tanıştırayım falan. Ben de bir hali hazırda kısa film yaptığım için ve birazcık kendime film yapma anlamında güven tazelediğim için bu işe girdim. İşte ilk etapta yapımcı Dilek Aydın'la çalıştım. Yani böyle bir ekip kurdum. İyi de bir ekip kurduğumu düşünüyorum. Sonra tabii ki biz yavaş yavaş arşivle tanıştık. Yani Güngör Hanım ve oğlu Rüstem Bey sağ olsun bizle bütün arşivi paylaştılar. Bu arada çok da ilginç bir adamla tanıştık, Arthur diye. O da ailenin koleksiyoncusu. Hiç bilmediğimiz bir alanda o. Amerika'da böyle önemli arşivi olan ve sanatsal anlamda ya da başka alanlarda katkıları olmuş insanların arkada kalan miraslarını genelde koleksiyoncular girip o koleksiyon üzerinde çalışıyorlar. Satılması gereken şeyleri satıyorlar. Diğer şeyleri üniversitelere ya da diğer koleksiyonlara verebiliyorlar. Bu arşivci de sağ olsun biz Güngör Hanım'dan izin aldığımız için bütün mirası bizle paylaştı. Hiç beklemediğimiz bir arşivle karşılaştık. Yani İlhan Mimaroğlu'nun fotoğraf çektiğini biliyorduk. Özellikle sokak sanatına çok meraklı. Bir kitap olarak da basıldı bu Türkçe'de. Fakat bu kadar çok film çektiğini bilmiyorduk. Yani 60'larda 8 milimetre ile başlıyor, 90'larda video 8 ile devam ediyor. 103 tane 8 milimetre film ve 9 tane de video 8 kaset, her biri 1 saat, 1,5 saat. Bütün seyahatler çekilmiş, her şey çekilmiş. O noktada tabii şöyle bir şeye karar verdik önce. Biz, yani ben yapı olarak da hani... bu anlamda sık sık 9 Eylül'lü olduğumu da hatırlatıyorum. Sizden birazcık böyle bir sinema konusunda özgür düşünmeyi öğrendik. Bunu en rahat burada söyleyebilirim ki yani ben bunu sizlerin yetiştirdiği ve bizim de örnek aldığımız Gürcan Kertek gibi isimlerde de görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle işte sinema belli geleneklerin devamı olmalıdır. Siz de onların devamı olarak belli kalıpların dışına çıkmayın demediniz her zaman ve hatta bizim ufak tefek böyle deneysel şeylerimize falan gayet böyle destekleyici şeyler atardınız. Ben de o yüzden hani yıllar sonra ilk filmi çekerken birazcık açıkçası deneysel demeyeyim de farklı yollara gitme gücünü kendimde hissettim. Yani bir belgesel yapacaktım ama klasik bir belgesel olmasını asla istemiyordum. Hem belgeselde yeni şeyler yapılabileceğine inandığım için hem de İlhan Bey'in müziğinin anlatılma biçimi bence farklı olmalıydı. Bu benim kendi düşüncem. Yani hep şeyi düşünüyorum yani bu tür radikal müzisyenler biraz daha farklı bir hikaye anlatımını bence hak ediyorlar. Yani böyle çok konuşan kafalar şunlar bunlar gibi değil ondan sonra. O noktada düşünürken tabii ki arşiv de gelince ben şuna karar verdim. Onun o home movie'lerini yani o ev filmlerini, turistik filmlerini çok önemsiyordum. Çünkü biz Mekaslardan falan hep onu öğrenmiştik. Aslında home movie denen şey de ayrı bir sanat. Onlarla İlhan Bey'in müziğini editleme yoluna gidecektim. Bu benim için zaten böyle birazcık farklı bir yol çizecekti. Aynı zamanda da filmi 3 bölüme ayırıp orada da böyle şaşırtmacalı bir yol izleyecektim. Dolayısıyla bir senaryo da yazdım aslında ben belgesel olmasına rağmen. Yani neredeyse birer tretmanı vardı her bölümün. O zaman o malzemeyi seçmek kolaylaştı hocam. Yani çok malzeme vardı, evet. Bir de müzik anlamında da biz İlhan Bey'in müziğinin neredeyse %80'ini kullanabildik. Yani Atlantik'ten çıkan bir iki albüm falan var. Onlara çok bulaşmak istemedik. Çünkü çok Kafka'nın şatosu gibi yerlerde saklanan, lisanslanmış albümler onlar. Onları dışarıda bırak. Öyle bir arşiv de vardı elimizde. Ama bu kadar çokluk içinde bir... nasıl söyleyeyim, yol haritası çizince işimiz kolaylaştı. Yani ben kabaca şunu yapmak istedim. İlk bölümde Güngör Hanım'ın hikayesini anlatmak istedim. Çünkü İlhan Bey ve Güngör Hanım'ın hikayesi çok içe.
İkinci bölümde İlhan Bey'in hikayesini anlatmak istedim. Üçüncü bölümde ise aslında bakış açısını farklı bir yerden verecek şekilde kurguladım. Birazcık da sürprizli bir şekilde. Yani bir aslında bestecinin hikayesinden çıkıp bir ailenin hikayesine dönüştü bu. Hani ben kendim de aile hikayelerini sevdiğim ve önemsediğim için ve bir dahi portresinin aslında nasıl söyleyeyim biraz 360 derece anlatılması gerektiğine inandığım için böyle bir yola gittim hocam. Umarım uzatmamışımdır. Yok, uzatmadın. İstersen şimdi İlhan Mimaroğlu'nun teaserınız var, bir numaralı teaserınız. Ondan dinleyelim. Sonra yine söyleşiye devam edeceğiz. There was an article in the music page of the New York Times some time ago, and the headline read, "Did music hit a peak with Mozart?" Upon this, I sent a note to the Times, and I said, "Music did indeed hit a peak with Mozart, and crashed. It was flying too low. Then it rose from the ashes." My letter didn't get published, of course. Tabii başka bir bilinmeyen daha var. Çok büyük bir sürpriz. Fellini, yani Satricon filmi ve işte Fellini'nin şeyi keşfetmesi, İlhan Mimaroğlu'nu keşfetmesi ve sonra onu Satricon gibi çok modern, çok farklı bir evreni anlattığı filmde kullanması. Bu konuda neler söylemek istersin? Denizlerimiz var. Zonde dilipeta ionos idolo. Togares timonon lecti. Teude de prason bombe. Atar eudotesim en polissonis. Yapsak dek içinde. Kale ponto crisi. Sabah. Promenion upirus idarion esquisiticos. Akşam. Gider. Gider, geliriz. Denizlerimizle. Ağaçlarımız arasında. Yokluk içinde. O konuda aslında şöyle gelişmiş. Güngör Hanım'dan bizzat dinledik tabii. İşte bir gün bir telefon geliyor. Seven, çok film izleyen ama böyle Fellini'ye de çok düşkün olmayan bir besteci. Yani böyle Güngör Hanım'ın söylediği kadarıyla bu haber onu çok da heyecanlandırmamış. Bir gün bir telefon geliyor. Fellini'nin işte Amerika'daki temsilcisi arıyor ve Fellini'nin yeni projesinde İlhan Mimaroğlu'nun bir müziğine yer vereceğini söylüyor. İşte hangi müziktir deniyor falan ve orada işte bir şeyden albümünden seçtiği müziği alıp doğrudan filminde kullanmak istediği ortaya çıkıyor. Ve İlhan Mimaroğlu stüdyoya girip o bestesini editleyip filme gönderiyor ve işte filmin en başında kullanılıyor, ortasında kullanılıyor, hatta finalde kullanılıyor. Aslında birden fazla kez biz İlhan Mimaroğlu'nun müziğini duyuyoruz orada. Sadece tabii ki Mimaroğlu'nun müziği değil, aynı zamanda o müzikte Güngör Hanım'ın sesi kullanılıyor, onun sesini de duyuyoruz ve Güngör Hanım orada bir Orhan Veli müziğini seslendirmiş oluyor. Aslında tam da söylemek istediğim böyle bir şeydi. İlhan Mimaroğlu hani o Amerika'da müziğin bir şekilde avantgard yanıyla ilgilenirken o müziği Türkiye'de üretilen kültürle birlikte düşünüyor. İşte yani mesela Orhan Veli'nin şiirini alıp oraya koyması çok ilginç bir şey oluyor ve bence sinema tarihinde hoş sürprizlerinden birisi çıkıyor. Her zaman bu Türkçe izleyenler, Türkiye'den izleyenler için sürpriz olmuştur. O Fellini'nin Satricon filmini izlerken
birden Güngör Hanım'ın sesinden Orhan Veli şiirini dinlersiniz ondan sonra. Fakat şöyle bir şey oluyor. Sonradan İlhan Mimaroğlu'nun filmlerle ilgili yazılarını okuduğumda gördüm. Ben filmi çok beğenmiyorum. Benim de açıkçası favori Fellini filmim değildir Satricon, ama yani şey ilginç tabii, yani Satricon orada çok başka bir atmosfer kurmaya çalışıyor. Siz daha iyi çözümlersiniz onu. Yani çok böyle dünyevi değil, yani böyle bir gerçekten de. Yani aslında miti, yani bilinen miti, Satricon mitini bir fenomene dönüştürüyor aslında. Bir son derece aslında mitlerle de dalga geçiyor filmde. Yani bütün o mit teolojisiyle kavramsal olarak da filmin içinde böyle tartıştığı noktalar var. Tabii böyle bir Türkçe kullanmak, bir Türk şairini kullanmak, Türk müzisyeni kullanmak bence Fellini'nin hınzırlıklarından bir tanesi. Yani Fellini'nin işte 8.5'ta yaptığı hınzırlıklar, Amarcord'da yaptığı hınzırlıklar kadar bence önemli hınzırlıklardan bir tanesi. Bu benim için her zaman ilginç olmuştur. Yani hem İlhan Mimaroğlu adına hem şey adına. Çünkü aslında İlhan Mimaroğlu kalıplara giren bir insan değil. Kalıpların dışında bir insan. Ama Satricon gibi bir filmin içinde mecbur kalmış kalıbın içine girmiş. Çünkü oradaki o Fellini'nin kalıplarının içinde yine de kendi sesini, kendi dünyasını yaratabiliyor ve koruyabiliyor diye düşünüyorum ben şey olarak. Tabii yani şey çok acayip bir müzik aslında. O filmin yakalamak istediği acayiplik duygusuyla da bir şekilde bütünleşiyor. Bir de Türkçe girmesi, Türkçe bilmeyen bir izleyici için, özellikle batılı izleyici için garip bir deneyim olmalı yani, hani diye şey yapıyorum, evet. Düşünüyorum. Yani tabii İlhan Mimaroğlu'nun müzikle şey sinemayla birleştiği ilk ve son çalışma oluyor bu. Kendisi film çalışmaları yapıyor ama o noktadan sonra ben hep Güngör Hanım'a şeyi sordum. Yani hani sizin müziğiniz artık Fellini filminde kullanıldıysa çok rahat film müziği yapabilirdiniz. İlhan Bey de çok sinemayı seven bir insan, hiç düşünmedi mi diye. Öyle bir iki teklif geldi, çok fazla teklif gelmedi. Bir iki teklif geldi ama kibarca reddetti. Çünkü o hani müziğinin filmlerde kullanılması fikrinde çok da barışık değildi diyor. Yani Fellini'yi reddedemedi ama sıfırdan bir şey yapmadığı için hoşuna gitti. Zaten hazır olan bir şeyi editleyip verdi ama yani çok önemli bir yönetmen bile gelse, yani mesela İlhan Bey'in çok sevdiği yönetmenlerden birisi Billy Wilder. Yani Billy Wilder gelip de mesela 60'larda işte İlhan sen benim filme müzik yapar mısın dese, Billy Wilder'ı bence çok sevmesine rağmen muhtemelen reddederdi. Yani onun için de müzik yapabilir miydi bilmiyorum yani o Hollywood şeyi içinde, ama yani o derece şeydi, karşıydı yani böyle bir şeye. Ondan sonra ama yani İlhan Mimaroğlu hayatı boyunca yani pek çok insana ilham vermiş bir insan. Yani mesela Fellini bilinir ama filmde anmadığımız ama John Lennon'ın onun müziğini bildiği, dinlediği rivayet edilir ki bir fotoğrafı var John Lennon'ın. Elinde İlhan Mimaroğlu plağı var. Ondan sonra şu plakatta. Yani belki hatırlayanlar olacaktır. Yani John Lennon'ın mesela bu plağı dinlediği biliniyor ki ilerleyen zamanlarda o da elektronik müzikle ilgili bir şeyler yapmıştır. Evet. Frank Zappa da gene İlhan Mimaroğlu'ndan çok etkilenen isimler arasında. Ama yani bildiğimiz kadarıyla o bunlardan çok da etkilenmemiş. Yani hani birilerinin onun şeyi olması çok da umrunda olmamış yani. O nevi şahsına münhasır bir insan. Ama zaten tavrını koyuyor Serdar'cığım. Yani o çektiği kısa şeylerde bile seçtiği imgeler ve imajlar onu son derece farklı, o yani içinde duyduğu müziği görüntü olarak da algıda seçicilik yapıp ön plana çıkarmış. Yani klasik anlamda bir sinemacıyla çalışması çok zor. Yani sizin gibi böyle deneyselciler ya da avantgardlarla çalışılabilirdi ama o da tabii bugünkü gibi bağımsız sinema koşulları onun yaşadığı dönemde, yani onun verimlilik çağında o kadar ön planda değil yani. Hep arkalarda kalıyorlar, gizli köşelerde kalıyorlar. Hatta işte bugün buluntu videoların, buluntu filmlerin bence ana kaynaklarından bir tanesi. Siz de aslında bir buluntu sinema yapmışsınız. Yani Mimaroğlu'nun arşivi orada. Eğer
siz onun içine girmeseniz, dokunmasanız o şeyi yapamayacaktınız. Yani o buluntu sinemayı ortaya çıkaramayacaktınız. Belki de o sinema olarak var edemeyecekti kendini İran mimarı. Evet. Ya tabii ki. Aynen dediğiniz gibi. Yani bu yani işin benim... Arkeoloji yapmış durumdasınız. Yani çok büyük evet, bir çalışma yapmış durumdasınız. Aynen. Yani benim için işin zevkli yanlarından birisi bu. Yani hani şeyi bir hani çok büyük bir koleksiyoner ya da arşivci değilim ama hani geçmişe dönük araştırma yapmayı hep çok sevmişimdir. Yani işte bizim sinemamızın geçmişine doğru işte Yeşilçam'da keza yine aynı şekilde müzikte, müziğin bilinmeyen yönlerine doğru. Bu noktada benim için gerçekten de bu filmi yapmanın en zevkli yanlarından birisi. Yani ben işte New York'a iki kere uzun gitme şansımız oldu. Yani aile yakınlarının hani evlerini ziyaret edip onlar hani bana kendi ellerindeki İlhan Mimaroğlu, Güngör Mimaroğlu ile ilgili eşyaları verdiklerinde falan çocukça mutlu oluyordum yani. Hani herkes de bunu hissetti. Bir şekilde aslında biz arşivi de toparlamış olduk. Çünkü her ne kadar bir koleksiyoncu olsa da bu vefatlardan sonra arşiv ister istemez biraz dağılıyor. Hani Rüstem Bey'in de desteğiyle hani biz doğru adreslere Amerika'da gidip orada arşivi toparlama imkanı da bulduk. Tabii Güngör Hanım da buna çok sevindi. Yani hani biz şu an hani onun istediği şekilde yönlendiriyoruz bu arşivi. Yani film bittikten sonra bizim işimiz de bitmiş oluyor. Ondan sonra bu arada bir arşiv sitesi yapıyoruz hocam. O da aslında içerik hazırlandı. Şu an site yapılıyor. O da güzel olacak. Yani bir arşiv sitesinde de hani filmde gördüklerim beni tatmin etmedi, yetmedi diyenler arşivde de fotoğraflara, müzikleri görebilecekler. Aynı zamanda çok fazla röportaj yaptık hocam. Tabii ki filmde çok azına yer verebildik. Toplamda 600 sayfalık bir metin vardı bizim elimizde. O röportajlardan da filmde kullanmadığımız bölümler de arşiv sitesinde yer alacak. Yani böyle hocam, siz bizi sinemacı olarak yetiştirdiniz ama biz daha çok zamanımızı, enerjimizi müziğe veriyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunlar çok ikili sevgili yani müzik ve sinema. Yani işte gerçi günümüzde biraz yani yeni bağımsız sinemacılar müzikten koptular ama o iyi olmadı. Çünkü filmlerin bir yerde ritimleriyle ilgili sorunların çıkması müziği bilmemelerinden ya da müziği bir kenara atmalarından kaynaklanıyor. Hani müzik olmasa bile filmde müziği kendi beyinlerinin içinde duyup hani filmin altına, arkasına yerleştirmeleri gerekiyor bağımsız sinemacılar ama ben görüyorum yani o yüzden de işte planlarda eksiklikler oluyor, bağlamalarda sorun çıkıyor. Yani çünkü sinema bir aynı zamanda avantgard bile olsa bir ritim taşımak zorunda ve o işte belli bir süre 2 saat mı, 3 saat mı o 3 saatte seni sürekli hareket halinde tutmak zorunda ama biz biraz ritimsizliğe de kapıldık. Biraz o ritimlerden de uzaklaştık. O sıkıntı var. Tabii ben şeyi de izlediğim zaman ona dikkat ettim. İlhan Mimaroğlu aslında ritimleri çok ayıklıyor. Yani böyle ön plana taşıdığı şeyler, ritimler melodiye dönüşebilecek ritimler. Hatta şeye göndermiş İdil Biliret'e galiba bir takım müzik. Bunları bir gün kullanırsın diye. Onlar da ne yapacaklarını bilememişler. Çünkü çok farklı bir açıdan bakıyor. Çok büyük bir perspektif bu. Hani orada sadece geleneksel işte yapı içinde olanın şoka uğrayacağı malzemelerle karşı karşıya kalıyorlar diye düşünüyorum. Bir de şey var. Şimdi biraz önce burada konuşmamız sırasında mesela bu homemade meselesi gündeme geldi. İlhan Mimaroğlu aslında o işte imaj toplarken, geziyi görüntülerken ya da başka bir şeyi belgelerken belki bugünkü bu salgın dönemini de bilemedi ama buraya bir hazırlık gibi duruyor. Çünkü yani bu son yaşadığımız pandemiden dolayı biz böyle bir şeye yöneldik. Sinemaya yöneldik. İşte böyle bir çocuklara malzeme hazırlatırken işte artık daha fazla farklı ayrıntılar, farklı noktalar. Belki bu belgesel o açıdan da çok önemli olacak. Çünkü yıllar önce bir insanın hani o Manhattan adasında sıkışmışlığında
yaşadığı duyguları bizim şimdi bugün evlerimizde sıkışmışlığımızla paralelliğini kurabilir insanlar diye düşünüyorum. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Bundan sonra bu filmin serüveni nasıl olacak? Nasıl bir serüven yaşadın? Yani festival serüvenlerin neydi? Daha önümüzde neler olacak? Onları da istersen bir dinleyelim senden. Tabii hocam. En başta bir yorumunuza katıldığımı söyleyeyim. Bu son dönemdeki yeni Türk sinemasında, yani artık çok yeni Türk sineması da denmiyor galiba. Hani bu müzik sevmeme benim kafamı da çok meşgul ediyor. Yani bu hiç müzik kullanmama alışkanlığı, hani minimalist sinemada artık bir şeye dönüşmüş durumda, bir kurala dönüşmüş durumda. Ama yani bazı filmler gerçekten de müzik istiyor. Yani kurmak istediğiniz atmosfer müzikle desteklenebilir. Bilmiyorum, ben de hani bir dönem bir özel üniversitede ders verdiğimde film müziği dersi veriyordum ve orada hep hani yönetmenler Türkiye'de müzikle hiç ilgilenmezler. Hani siz öyle olmayın, müzikle ilgilenin demeye çalışıyordum sürekli. Yani hani müzik konusu çok önemli ve bu düşman olmak zorunda da değilsiniz. Yani bir film müzik istiyorsa müzik kullanmalısınız bence. Şeye de, yani Mimaroğlu'na da gelen böyle bir iki eleştiriden birisi şey oldu, çok fazla müzik çalıyor oldu. Yani o da tabii ki bir hem besteci filmi olmasıyla ilgili, hem de ben yani o görsel işitselliği kendi adıma seviyorum. Yani hani görselliğe tabii ki önem veriyorum ama yani hani Mimaroğlu'nda her zaman aslında işitsel kanal, görsel kanal önemli olmuştur. Daha önemli olmuştur diyemem ama olmuştur. Yani salgın dönemine de denk gelirsek şimdi mesela hani herkes gibi ben de böyle bir şeyler ufak ufak evde yapmaya çalıştım. Mesela şu dönemde çok fazla dışarı çıkıp bir şeyler çekilemiyorsa, hani sizin öğrencileriniz ya da hani böyle bir şeyler yapmak isteyenler, aslında hazır malzeme üzerine neler yapılabilire kafa yorabilirler. Yani hani internette bir takım telifsiz kullanılabilir malzemeler olabilir ya da kendi ailelerinin zamanında çekti. Yani ben hep şey diyorum, yani o turist kamera diye dalga geçmeyin yani 2000'lerin 90'ların kameralarıyla. Yani ben filmimi onlarla yaptım. Yani bizde 8000 metre kadar 90'ların mini şey bile değil, yani high 8 bile değil, video 8 çekilmiş kasetleri kullandık. Yani sizin ailenizin yaptığı şeyler de çok değerli. Çünkü bunların hepsi zamanı belgeleyen şeyler. Evet. Bir de bazı insanlar bunları seviyor. Ben mesela seviyorum. Hani eski görüntüyü, malzemeyi sevmiyor. O yüzden şu dönemde o eski malzemeyi toplayıp onları editleyerek bir şeyler yapmak, ki bazen editleyip kendi sesinizi ekleyerek ya da yazı ekleyerek gayet anlamlı şeyler yapabilirsiniz. Yani illa bir yerde set kurup, ki şu dönemde çok zor, bir şeyler çekmenize gerek yok. Onu demek istediniz herhalde hocam. Kesinlikle evet. Yapıyorum, yani katılıyorum. Şimdi istersen ikinci teaser'ını izleyelim. Tabii ki. Buradaki söylediğimiz şeyler biraz daha o teaser'da daha anlaşılır hale gelecek. Tamam. I see electronic music in parallel with another art form, cinema. Böyle işte homemade sinema söyleşisi de yapmış oluyoruz aynı zamanda. Vallahi evet evet. Ama ben çok izliyorum böyle şeyleri bu ara hocam. Yani evet. Evde. Evet. Bizim senin şeyine gelecek olursak, bir festival serüvenin herhalde oldu diye tamam, düşünüyorum. Tamam. Yani ondan önce zaten ben ilk defa Antalya Film Forum'da senin bir bu yapım sürecine tanıklık ettim. Oradan itibaren biliyorum. İstersen oradan itibaren de anlatalım. Yani o pitchingler ne sağlıyor yapımcılara?
İşte bu özellikle genç sinemacıların fonlanmasında ne gibi olanaklar sağlıyor. Oradan başlayıp sonra diğer normal festivallere kadar bir söyleşiye devam edelim. Tamam. Şimdi hocam ben filmi festival serüvenini en baştan anlatayım. Yani bu film ilk bir fikir olarak benim kafama düştüğünde kısaca nasıl bir yol izlediğimi anlatayım. Bu çünkü film yapmak isteyenlerin sırf uzun metraj değil kısa metraj yapmak isteyenlere de fikir verecektir. İlk işim bir yapımcıyla anlaşmak oldu. Yani seçeceğiniz ya da filme davet edeceğiniz yapımcı çok önemli. Yani kafanızın anlaşması, projeye bakış açısı. Bir yapımcıyla yola çıktıktan sonra bizim ilk adımımız Antalya Film Forum oldu. Tabii ki bir projeniz sıfır noktasında belki bir iki fotoğraf var, belki bir ufak teaser çektiniz. Birilerine gösterip destek almanız lazım. Antalya Film Forum bizim için orada aldığımız ödül. İlk etapta mesela bir Amerika'ya gitmemizi sağladı. Yani 30 bin liralık bir ödüldü. Bize çok iyi geldi ve ilk seyahatimizi yapıp bir sürü malzeme toplamamızı sağladı. Ondan sonra biz birkaç fon daha aldık. Ama mesela ikinci sene gene Antalya Film Forum'a gittik. Bu sefer ses ödülü aldık. Postbüyük ses ödülünü kazandık. O da tam film bittikten sonra çok iyi geldi bize. Postbüyük'te filmin bütün ses aşamalarını yapmış olduk. Ondan sonra biz yani şöyle söyleyeyim, genellikle fonlarla yaptık. Yani bir yerden ufak para geldi, yeni film fonundan geldi, oradan geldi, buradan geldi. O sayede bitirebildik. Öyle olunca bazen yavaşlıyorsunuz, bazen hızlanıyorsunuz. Ondan sonra 2017 yazında ki biz Ağustos'ta Dilek Aydın'la beraber ilk toplantımızı yaptık. Başladığımız film 2020 başında bitmişti. Yani aslında uzun metraj bir belgesel için normal bir süre. Yani çok kısa bile sayılabilir yani 3 yıllık bir süre. Biter bitmez Gürcan Kelti'nin desteğiyle Vision the Rain'in küratörüne gösterme imkanımız oldu. O da çok, siz biliyorsunuz hocam, çok önemli bir belgesel festivali. Evet. Orada iki tane yarışma yapılıyor ve bizim filmimiz orada daha deneysel sinemaya yeni önermeler getiren filmlerin yarıştığı yerde çalıştı ki hani ben mesela yarıştığımız isimlerden birisi benim çok etkilendiğim bir Orta Doğulu yönetmendi. Recollection diye bir filmini ben bir sene öncesinde örnek alıyordum. Sonradan orada aynı şeyde yarıştık ondan sonra. Tabii o bize büyük bir şey oldu yani büyük bir başlangıç getirdi. Ondan sonra Vision the Rail'in Burning Lights'ında yarışmak. Ondan sonra tabii ki pandemi döneminde festivallerden teklifler geldi. Biz yolladık ama hep şöyle şeyler oluyor. Yani bu sene nasıl yapılacağı belli değil. Hatta bazıları bu sene yapılıp yapılmayacağı belli değil dediği için böyle bir şey gidiyor. Fakat şu an önümüzde ilk gözüken Ekim ayında İstanbul Film Festivali var. Yani çok mutluyuz. İlk defa Türkiye gösterimini İstanbul Film Festivali'nde yapacak. Ondan sonra belgesel yarışmasındayız orada. Ondan sonra kesinleşen işte Almanya, Avusturya, ondan sonra Portekiz, buralardaki festivaller var. Yani hani %100 böyle şurada göstereceğiz diyebildiğim henüz bir şey yok ama yazışmalarımızın devam ettiği festivaller var. Genelde Eylül ayında şey olacak, sonuçlanacak. Bir tane Almanya'da bir festival kesin gibi ondan sonra ama onlar duyurmadığı için ben de şu an şey yapmıyorum, duyuramıyorum. Diğerlerinde hep Eylül ayında sonuçlanacak ya da şu an hani ilk aşamayı geçtik, ikinci aşamadayız gibi durumlar var. Yani aslında bu salgın döneminde birazcık bu yaz dönemini boş geçirmiş gibi olduk ama Ekim ayında İstanbul Film Festivali ile başladıktan sonra dünyadaki gösterimleri devam edecek. Yani birçok ülkede gösterileceğini düşünüyorum. İnşallah yani, biz de İzmir'de gösteririz. Tabii tabii, zevkle, zevkle. Yani İzmir benim için zaten söylememe gerek yok. Bir İzmirli olarak ve 950 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olarak benim için orada göstermek bütün gösterimlerden çok daha değerli olacak. Muhtemelen 2001 yılında test filmim için sizin karşısına geçtiğim gibi yine aynı şekilde heyecanlanacağım ama güzel bir heyecan olacak. Evet, evet Serdar'cığım. Filmin inşallah çok bol ödüllü olur ve umduğun sonuçları da alırsın ama ben inanıyorum ki hakikaten Türkiye sinemasında yeni bir çağ açtı, yeni bir dönem başlattı belgesel sinema adına. Bir bakış getirdi, bir vizyon getirdi.
Çok teşekkür ediyorum. Bu vizyonda okulunu unutmuyorsun, arkadaşlarını unutmuyorsun. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz yani bir aynı zamanda bir aslında 40 yıllık bir ekolüz ve bu sizler bu ekolün yüzleri olarak sinemada varsınız, var olacaksınız. Yeni nesiller de var olacak. O yüzden çok önemli, çok güzel bir başarılı bir iş olarak düşünüyorum. Son olarak istersen şeyi söyleyeyim. Bu yolculukta sana yani Gürcan'ın dışında başka 9 Eylül'ler neler yaptı, sınıf arkadaşları nasıl desteklerde bulundu. Bunları da anlatalım çünkü yani bizim okulun en önemli özelliklerinden bir tanesi işte 4 yıl burada okuduk bittik hadi eyvallah gidelim değil. Hani sonsuza kadar giden yolculuklar ve birliktelikler ve dostluklar oluşuyor. O yüzden önemli bunların neler olduğunu bize anlatırsan mutlu olacağım. Tabii ki yani şöyle bir şey var. Ben ilk yola çıktım. Yani şöyle söyleyeyim. 2017 yılında İlhan Mimaroğlu projesi yapmaya karar verdiğimde bizim okulda olup sonradan yatay geçiş yapmış Levent Çetin bana çok destek oldu ve Dilek Aydın'la beni tanıştıran odur. Yani zaten bizim Levent Çetin'le iş birliklerimiz devam ediyor. Şimdi onunla hatta yeni bir projemiz var. Ondan sonra Mimaroğlu sonrası. Filmi yapmaya başladıktan sonra da aslında pek çok görüntü yönetmeniyle çalışabilirdim İstanbul'da. Öyle bir şansım vardı. Ama bizim Levent Türkan'ı istedim. Benim sınıf arkadaşım olan ki Levent Türkan aslında yönetmenlik mezunu ve İstanbul'da yönetmenlik yapmış bir insan. Yani hani diziler yönetmiş, kısa film yönetmiş. O da kısa filmiyle ödül aldı. Fakat ben onun kısa filminde kendisinin görüntü yönetmenliğini yaptığım için Levent Türkan'la çalışmak istedim. Onun sebebi de hani siz çok iyi biliyorsunuz Levent'i. 97-2001 yani sizin elinizde büyümüş bir insan. Çok iyi bir gözü var ve çılgın bir hayal gücü var. Ben şey hissettim yani abuk subuk şeyler isteyebilirim film çekimleri esnasında ama beni anlayacak olan Levent. Ki keza biz Amerika'ya da onunla gittik ikinci seferde. Beraber çektik Amerika kısımlarını. Bazen gerçekten de normal bir görüntü yönetmeninin belki duymak istemeyeceği şeyler istediğimde bir anda Levent tepelere çıkmış buluyordum çekim yaparken. O gerçekten de birazcık bizim dönemimizdeki ruhu birazcık Levent'te orada devam ettirmiş olduk. Evet. Yani onun dışında yani şöyle bir şey var. Tabii ki hani bunlar birebir çalıştığım insanlar. Yani Levent Çetin, Levent Türkan. Ama Atıl Altaş her ne kadar Türkiye'de olmasa da Belçika'da olsa da o da sizin yönetmenlik sınıfından yine bir üçüncü arkadaşımız. Her aşamada zaten fikirleriyle, önerileriyle katkıda bulundu. Yani biraz kafalarımız yakın gider bizim Atıl Altaş'la. Yani burada ben şunu düşünüyorum. Yani gerçekten de hani inanarak söylediğim bir şey. Yani ben hani belgeselde yani şöyle bir şeye inanıyorum aslında. Belgesel benim için gerçekten de çok yaratıcı şeyler yapmaya izin veren bir form. Yani o yüzden yaratıcı belgesel ya da deneysel belgesel denmesinden ben çok hoşlanmıyorum. İşte deneysel belge oluyor. Belgesel yani bu belgesel illa televizyon formatında olmak zorunda değil. Çünkü yani öyle bir format ki belgesel. İstediğiniz her türlü görsel kaynağı kullanabilirsiniz. Yani benim filmimde cep telefonu görüntüsü var ama yani kimse anlamıyor. Cep telefonu görüntüsü kullanabilirsiniz. Eski malzeme kullanabilirsiniz. Yani çok artık bozulmuş bir formu bile kullanabilirsiniz. Ve onun dışında her türlü anlatım şeyiyle de destekleyebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir şey. Ve burada benim gerçekten de hani kendime örnek aldığım isimlerden birisi Gürcan Kertek. Onun son yıllarda Türkiye'de sadece belgesel değil sinema adına çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. O tür isimler olması ve önümüzde öyle örnekler olması bizi de cesaretlendiriyor yeni bir şeyler yapmak için. Umarım biz de bizden sonra geleceklerin daha böyle sıra dışı işler yapması için bir esin oluruz, ilham kaynağı oluruz diye düşünüyorum yani. Hiç şüphesiz. Yani 9 Eylül sadece hani işte Levent Atıl orada onlarla çalışıyorum değil. Yani sizin döneminizden o zihin açıklığı, o kafa açıklığı sonraki dönemlerde işte yönetmenlerin yaptığı filmlerde de ortaya çıkıyor ve onlardan da etkileniyoruz. Yani böyle bir şey de var. Ben her zaman söylüyorum yani 9 Eylül belki de Türkiye'de deneysel sinema dendiğinde böyle bir dudak büküp hafif gülümseyerek tepki vermeyen ve bunu ciddiye alan herhalde çok az sayıdaki
okuldan birisidir ki hani sinema bu şekilde çok daha ileriye gider, yeni şeyler yapılmasına imkan verir. Araştırma burada yani. Çünkü deneysel sinema aslında araştırmacı bir sinema. Yani son derece aslında akademik, bilimsel bir background da istiyor. Çünkü bir sürü birikimi kendi bulduğun şeyde yeniden değerlendirip çözmen gerekiyor ve onu yeni bir tat olarak, yeni bir fikir olarak ortaya koyman gerekiyor. Bu çok önemli bence. Yani çok teşekkürler böyle bir şey yaptığın için, bizi de taşıdığın için yanında bu filmle birlikte 9 Eylül'leri de taşıdığın için çok teşekkür ediyoruz. Son ben teşekkür ederim. Var mı film için? Yani bu. Son söylemek istediğim, dediğim gibi bizim şu an amacımız İstanbul gösterimimizden sonra Türkiye'de pek çok yerde göstermek. Şimdiden bizde üniversite gösterimleri için iletişime geçiyorlar. Sadece sinema bölümleri değil, müzik bölümleri, konservatuarlar da izlemek istiyor. Türkiye'de mümkün olduğu kadar yerde bunu göstermeye çalışacağız. Son olarak söyleyebileceğim herhalde bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Böyle ben teşekkür ederim hocam. Uzaktan bir şey de gerçekleştirdik. Sohbet programı, yani yeni çağın koşulları gereği herhalde bu da filmlerden bir tanesi olacak bizim bölümümüz adına. Çünkü bunu daha sonra işte Yüksel Aksu'yla ve diğer arkadaşlarla da devam etmeyi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi senin çok taze bir filmin olduğu için, çok farklı bir filmin olduğu için ilk önceliği sana vermek istedim bu. Çok teşekkür ederim. Ben de keyifle takip edeceğim bundan sonraki röportajlarımızı. Oldu. Görüşmek dileğiyle. Yeni üretimler ve yeni ödüllerle yeniden buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Makinalaşmak istiyorum. I'm a composer. That's one suicide. I am a contemporary composer, so that's two. I am a composer of electronic music, that's three. And I compose political music, that's four. And I'm still living. The question is, how? Konserlere götürürdü beni. Konserde elimi tuttu. Hani şimşek olur ya, onun gibiydi. Sevgili vardır. Ruh ikizi derler, bir şey vardır. Biz hepsi miydik, neydik bilmiyorum. He was a mysterious guy. Big sad eyes that still were smiling. Nobody knew where this music belonged. It had no category. Those records, they're stories, collages of different kinds of music. It's like, you know, this kind of hurricane of signals. Genç hareketin içinde buldum kendimi. Solcudan da öte, hani başıma çok belalar gelebilecek bir durumdaydım. Amerika sınıflı toplumların bence en derinleşmiş olanıdır. Zenginseniz her şeye hakkınız var. Fakirseniz sıkıntı büyüktür. Makinalaşmak istiyorum. Thanks for not listening. I'm İlhan Mimaroğlu and that's it.